Selamünaleyküm. Aleyküm. Evet kıymetli izleyiciler hoş geldiniz Kur'an-ı Kerim dersine. Evet bir önceki dersimizde tenvin veya nunu sakinden sonra gelen tecbitlerin tanımını nasıl uygulanması gerektiğini ifade ettik. Bugün onlarla birlikte e, Kur'an-ı Kerim sayfasından okuyarak onları da tekrar ederek inşallah daha güzel pekişmiş olacak e, öğrendiğimiz tecbit kuralları. Ağzı Allah'tan Şeytan'ı Rjim. Evet en son ishar, ikfa, idgamı mal günde, bilâ bunları tekrar etmiştik. İşte bu sayfa üzerinde hem eski tecvid öğrendiğimiz eski konuları hem de dün öğrendiğimiz bir önceki derste öğrendiğimiz konularla birlikte bu sayfada efendim uygulamış olacağız. Hangi sayfa? Kur'an-ı Kerim 15. sayfa. Hemen daha sonra uyguladıklarımızı sizler evlerinizde tekrar edebilirsiniz. Hemen başlayalım. بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَا انزل ile melekeyni bi Evet bu sayfa uzun bir ayetten oluşuyor. Hemen vakıftan vakıfa öğrenmek istediğimiz, tekrar etmek istediğimiz tecrübelere bakalım. Hemen burada dikkatimizi çeken bir Nun'u sakin var. Evet, nun'u sakin. Yani cezimli nun. Burada bir tecvit var. Hangisi? Çok güzel. İhfa. Peki neden ihfa? Nun'u sakin'den sonra ihfa harflerinden z harfi gelmiş ve ihfa olmuş diye sorulduğu anda da bu şekilde cevap vermiş oluyoruz. Bir daha tekrar edelim buradan. وَمَا عَزِ لَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَرُوتَ وَمَرُوتَ çok güzel devam ediyoruz وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى hatta yekula innema nahnu fitnetun fela tekfur. Şimdi bakıyoruz yine bu duraktan durağa. Bakalım bugün tekrar ettiğimiz, etmek istediğimiz Tenmin veya nunu sakin arayacağız önce. Nunu sakin hemen bakıyoruz. Evet, burada nunu sakin var. Ee, nunu sakinden sonra hangi harf var? Ona bakıyoruz. Evet, nunu sakinden sonra hemze var. Bu hangi tecbit e, harfleriydi? Evet, ishar hemen bakıyoruz. Hemze. Nunu sakinden sonra hemze gelmiş ve ishar oluşmuş. Min ahadin. Nunu ne yapıyoruz? ...açığa çıkarıyoruz... ...nunun hakkını vererek... ...diğer kelimeye... ...devam ediyoruz... ...yine burada... ...tenvinden sonra... ...efendim... ...ha harfi gelmiş... ...bu hangi harf... ...yine sar harfi... ...ehaddin... ...hatta... ...bakalım... ...en son... ...kelimeye... ...baktık... ...şu kelimeye bakalım... ...bu kelime de... ...buradan... ...buraya... ...atlayarak bakacağız... Tenvinden sonra efendim hangi harf gelmiş? F harfi hangi tecvid kuralının harfi? Evet, e ihfa uygulayalım. Fitnetun falatekfur. Fitnetun falatekfur. İhfa'yı bu şekilde e uygulamış oluyoruz. Devam edelim ayete. Feyetallemun minhum ma yufarriqun mer'i ve zevci. Burada evet tenvin veya nunu sakin arıyoruz önce. Bu son öğrendiğimiz tecvid kurallarını hemen bakıyoruz burada. Çok güzel Nunu sakinden sonra H harfi gelmiş. H harfi ishar harflerinden dolayısıyla ishar edeceğiz. Açığa çıkaracağız. Neyi açığa çıkaracağız? Nun harfini. Min hume min devam edelim. Ve mehum bi zâh bihimin ahadin illa dikkatimizi çeken bir tecvid kuralı var mı? hemen evet tenvinden sonra yine hemze gelmiş ishar Ahadin <laughs> illa diye uygulamış oluyoruz bir de bu kelimeye bakalım. Ne görüyoruz? Cezimli nun. O zaman mutlaka burada bir tecvid kuralı var. Hangisi? İhfa. İhfa neden ihfa? Nunu sakinden sonra ihfa harflerinden fe gelmiş ve yenfe'uhum hemen genize ne yapıyoruz? O geniz boşluğundan sesi getirerek uygulanmış oluyoruz. ينفعهم Devam ayete. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقُ وَلَا بِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ Yine vakfettik ve hemen şu kelimeyi işaret edelim. Nunu sakin gelmiş. Nunu sakinden sonra evet ha harfi gelmiş. O zaman ishar tecbit kuralı ishar oluşmuş ve min halak şeklinde nunu belirgin hale getiriyoruz. Evet siz söyleyin. Burada da yine gözümüze cezimli nun çarpıyor ve diyor ki burada bir tecbit olması lazım. Hangi tecbit? Yine ihva. Nasıl uygulayacağız tekrar? En fusahum anfusahum diyerek böyle güzelce ihfa'yı uygulamış oluyoruz. Bakalım hemen diğer ayete geçelim. Yine birlikte vel <laughs> ennehum taqul masubatun min indillahi khair law kanu ya'lamun hemen bakıyoruz ayeti kerimeye tenvin Siz söyleyin tenvinden sonra hangi harf gelmiş? İdgamı maal gunne harflerinden mim gelmiş. Tekrar hatırlatalım. Ye, mim, nun, vav. Wow, dört tane idgam maal gunne harfi var. Ve le min indillahi hayr. <laughs> İddiamı mağlun neyi yaptık? Ondan sonra yine nunu sakin görüyoruz. Nunu sakinden sonra boğaz harfleri diye ses şifre veriyoruz. Boğaz harflerinden ayın gelmiş yani ishar harfi dolayısıyla e, ishar tecvidini nasıl uygulayacağız? Min tekrar burada da aynı e, nunu sakin var ama nunu sakinden sonra başka bir harf var. O da ihfa. Şimdi isharla ihfa birbirinin zıttıdır. Uygulamada görelim. Min min indillahi hayr. <laughs> evet. Mukayese ettiğimiz zaman zıttı, ihfanın zıttı, isharda ne farkı var? Hemen izah edelim. Evet, min derken nunu ortaya çıkarıyoruz aşağı çıkarıyoruz yani nunun kendisini okuyoruz ama ihfada o nun ne yapıyor kayboluyor sese dönüşüyor hangi sese evet ses de genizden gelen gunne sesi tamamen yani ihfa sesi de diyebiliriz min indillahi hayr <laughs> Laukano yâlem. Evet, bu şekilde devam etmiş oluyoruz ve diğer bakalım bir ayet daha okuyup inşallah dersimizi tamamlayamaya çalışalım. Ya <Sessizlik> ey أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم حمم بكر زنا burada. Nun'u sakin görüyoruz. Cezimli nun. Ama buradaki bağlantıyla oraya e, bağlantıyı kurmamız lazım ki o tecbidi uygulayalım. Ve ne Yani ihfa oluştu. için Efendim Nun'u sakinden sonra ihfa harflerinden Z harfi Z harfi de diyebiliriz. Sonra geliyoruz ayetin sonuna. Burada bir tenvin görüyoruz. Evet. Tenvinden sonra ishar harflerinden hemze gelmiş ve ishar oluşmuş. Velil kafirin azabun elim. Nun harfinin hakkını vererek arayı açarak nunu ortaya çıkararak ishar tecvidini de uygulayarak bu dersimizi burada sonlandırıyor. Mutlu ve sevinçli olarak günler diliyoruz. Hoşçakalın, mutlu kalın. Merhabalar Diyanet TV izleyenleri. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Bugün işleyeceğimiz konu maalesef toplumu ve bilhassa aile birliğini derinden sarsan zina ve puhuş konusu. Bir de yine bütün kötülüklerin anası diye Rabbimizin bizi sakındırdığı içki ve kumar efendim. İslam'ın temel amaçlarından biri de nesillerin korunması, sağlıklı bir toplum yapısının oluşturulmasıdır. Toplumların çekirdeğini aile teşkil eder. Sağlıklı nesiller bu yuvada yetişir. Çocuk fıtri gelişmesinde ahlak ve terbiyesini de önce buradan alır. İnsan sevgisinin kaynağı da ailedir. Bu yuva için en büyük tehlike ise zina ve fuhuştur. Zina ve fuhuş önce ailenin teşkilini engeller ve kurulmuş olan ailenin ise dağılmasına ve perişan olmasına sebep olur. Bu bakımdan dinimiz İslam, fuhuş ve fuhşa götüren bütün davranışları ve evlilik dışı cinsel ilişki anlamına gelen zinayı kesin olarak yasaklamış, hatta zinaya yaklaştıran tutumları da haram kılmıştır. Nitekim İsra suresi 32. ayet-i kerimede şöyle buyurulmakta. Zinaya yaklaşmayın çünkü o hayasızlıktır, çok kötü bir yoldur buyurulmuştur. Nur suresinde ise Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Bu onlar için daha arındırıcıdır. Allah onların bütün yaptıklarından haberdardır buyuruluyor. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar buyuruluyor Nur Suresi 31. ayet-i kerimede. Büreyde radiyallahu anh der ki Resulullah Hazreti Ali'ye hitaben şöyle buyurdu. Ey Ali aniden bir haramı gördüğünde dönüp tekrar bakma. Zira ilk bakış senin için affedilmiştir. Ancak ikinci bakış aleyhinedir yani günahtır. İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir erkek mahremi olmayan bir kadınla baş başa kalmasın. Hiçbir kadın yanında mahremi olmadan yolculuk yapmasın buyurmuştu. Bir kişi kalkarak "Ey Allah'ın Resulü, ben falan gazveye gitmek üzere kaydoldum. Hanımım da hacca gitmek üzere yola çıktı. Ne yapayım?" dedi. Resulullah ona "Git hanımınla birlikte haccet." buyurdu zina nesebin karışmasına, ailenin dağılmasına, hısımlık, komşuluk, arkadaşlık gibi bağların çözülüp toplumdaki manevi ve ahlaki değerlerin kökten sarsılmasına sebep olur. İnsanı bedeni zevklerin esiri yaparak haysiyet ve şerefini ayaklar altına alır. Diğer taraftan zinanın sıhhat içinde pek çok zararları mevcuttur. Zina bataklığına düşen insanlarda frengi, bel soğukluğu gibi sirayet edici pek çok hastalıklar müşahede edilmektedir. Günümüzde tıbbın çare bulamadığı ölümcül hastalık AIDS, büyük ölçüde zina yoluyla bulaşmaktadır. Abdullah bin Ömer radıyallahu anha şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize yönelerek şöyle buyurdu. Ey muhacirler cemaati! Beş şey vardır ki onlarla müptela olduğunuzda ben sizin o şeylere erişmenizden Allah'a sığınırım. Onlar da şunlardır. Bir milletin içinde zina, fuhuş ortaya çıkıp nihayet o millet bu suçu aleni olarak işlediğinde mutlaka içlerinde veba hastalığı ve onlardan önce yaşamış milletlerde görülmemiş başta başka hastalıklar yayılır. Ölçü ve tartıyı eksik yapan her millet mutlaka kıtlık, geçim sıkıntısı ve başlarındaki hükümdarların zulmü ile cezalandırılır. Mallarınızın zekatını vermekten kaçınan her millet mutlaka yağmurdan mahrum bırakılır, kuraklıkla cezalandırılır ve hayvanları olmasa onlara yağmur yağdırılmaz. Allah'ın ahdini, emirlerini ve resulünün ahdini, yaptığı anlaşmaları ve sünnetini terk eden her milletin başına Allah mutlaka kendilerinden olmayan bir düşmanı musallat eder ve düşman o milletin elindekilerin bir kısmını alır. İdarecileri Allah'ın kitabı ile amel etmeyip indirdiği hükümlerden işlerine geleni seçtikçe Allah onların hesabını kendi aralarında görür. Fitne, fesat ve anarşi belasına maruz kalırlar. TV ekranlarından sokaklardaki insan manzaralarına Gazete sayfalarından iş yeri ortamına internetten tatil beldelerine kadar uzanan pek çok alanda sürekli cinselliğin akla getirildiği bu genel tablo karşısında bu suçun işlenme olasılığı da artıyor ve meşrulaştırılmaya çalışılıyor. İnsanoğlu rakibi olan şeytanı çok iyi tanımalıdır. Düşmanımızı tanımadığımız her gün tehlikenin nereden gelebileceğini kestiremeyiz çünkü. Şeytan çok sinsi bir varlık. Yapacağı şeyleri dobra dobra ortaya koymuyor. Her şeyin sinsice, aheste aheste, adım adım bir plan dahilinde yapıyor. Öyle ki şeytanın o sinsiliği içinde ne yapmak istediğini hemen hissetmek katiyen mümkün değil. O bir adım atıyor ve attırıyor. Ona tabi olan insanda bu adımı küçük görerek ne olacak? Sadece bir adım diyor ve arkasından gidiyor. Oysa ki şeytan peş peşe adımlarını artırıyor. 2 üç derken yavaş yavaş insanı bir kul ve köle haline getiriyor. Böylece insan küçük görerek girdiği günahlarla içinden çıkılmaz bir bataklığa saplanmış oluyor efendim. İşte ey iman edenler, sakın şeytanın izinden gitmeyin. Her kim şeytanın peşinden giderse bilsin ki o kendisinden hep fena, çirkin ve meşru olmayan şeyleri yapmasını ister ayeti böyle bir takibi bize hatırlatıyor. Allah Teala insanoğlunun zararına olan her hususu ince ayrıntısına kadar bizlere bildirmiş ve gelebilecek her türlü tehlikeye karşı bizleri korumayı hedefleyen hükümler ortaya koymuştur. Zina ve fuhuş gibi ailenin ve toplumun temelini derinden sarsan bir başka yerilen davranışsa içki ve kumardır. İçki insan fıtratına tamamen zıt olan zararlı bir içecektir. Resulullah içkinin haram olduğuna dair "Sakın içki içme. Çünkü o bütün şerlerin anahtarıdır." buyurmuşlardır. İçki hem fert hem de toplum için büyük bir fesat sebebidir. İçki içmek akli melekelere menfi yönde tesir eder. Halbuki dünya ve ahirete yönelik bütün maslahatlar ancak akılla gerçekleşir. Akıl gidince insan aklı hayale gelmez günahlara dalar. İşlenen günahlara bakıldığı zaman hep gaflet anında yapıldıkları görülür. Günahlara düşme hususunda gaflet bu kadar tesirli olursa ondan daha ileri olan sarhoşluğun insanı ne büyük günahlara sevk edeceğini tahmin etmek hiç de zor değildir. Ey iman edenler, içki, kumar, dikili taşlar, fal okları şeytan işi iğrenç şeylerdir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. <laughs> Şeytan içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi? İçkinin ülkesine ve milletine verdiği büyük zararları gözyaşları ve sinir krizleri içinde seyreden Rus profesör şu ibretli sözleri söyler. Şeytan şişenin içinde bekler ve alkol bağımlılarının elinde, avucunda ne varsa hepsini alır. Hatta üzerlerindeki son gömleklerini, kucaklarında tuttukları yavrularının son lokmasını bile kapar. Bundan başka şişedeki şeytan kendine köle ettiği insanların ve ailelerinin sıhhatini, namusunu, vicdanını, sevinç ve sürurunu, huzur ve saadetini de alır. İnsanlarda çalışma azmini ve duygusunu kırdığı gibi her türlü kazançtan da mahrum bırakır. Bir defa alkol ve içki üretimi için ara yerde ne kadar emeklerin boş yere heba edildiğini bir düşününüz. Dünya Sağlık Teşkilatı'nın Türkiye'nin de içinde bulunduğu 30 ülkeyi içine alan son araştırma raporlarına göre cinayetlerin %85'i, bunların %60 ya da 70'i aile içine dönüktür. Tecavüzlerin %50'si, şiddet hadiselerinin %50'si, eşlerini dövenlerin %70'i, işe gitmeyenlerin %60'ı ve akıl hastalığı vakalarının %40 ya da 50'si alkolden kaynaklanmaktadır efendim. Trafik kazaları, intiharlar, suça teşvik, aile parçalanması, iş hayatının bozulması, meslek kayıpları ve muhtelif ekonomik kayıplar da içkinin çokça görülen zararları arasındadır. İçki kişinin görüş ve düşüncesini ifsat malını da telef eder. Bunun yanında aileyi yıkar, nesilleri çürütür, sosyal itibar ve konumu tarumar eder. Çünkü o bütün günah ve kötülüklerin anasıdır. Aynı şekilde içkiden kazanılan para ile yapılan ibadetlerden de sevap yerine günah kazanılacağı haber verilmiş ve içki ticareti yasaklanmıştır. Hz. Ayşe radiyallahu anh'a şöyle buyurur. Bakara suresinin son ayetleri indiği zaman Resulullah Efendimiz mescide çıktı ve şarap ile alakalı ticaret yapmak haram kılındı buyurdular. Allahü Teala ancak temiz olanı kabul buyurur. Ayet-i kerimede de şöyle buyrulur bu konuda bakın. De ki pis ve kötü ile temiz ve iyi bir değildir. Pis ve kötünün çokluğu hoşuna gitse de bu böyledir. O halde ey akıl sahipleri Allah'tan korkunuz ki kurtuluşa eresiniz. Değerli dostlar, dolayısıyla Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir mümin içkiden büyük bir titizlikle kaçınmalıdır. İçkili sofralara oturmamalı, İslami usullere uymayan düğün ve benzeri merasimler düzenlememeli ve bu tür merasimlere katılmamalıdır. Bu konuda kimsenin hatır ve gönlüne bakmadan içkili sofra ve meclislere niçin iştirak etmediğinde açıkça söylemelidir ki Allah'ın haramlarını çiğneyen kimseler hatalarını da anlasınlar. Aksi takdirde bir günahkarın gönlünü kırmamak için Allah'ın lanet ve gazabına uğramak söz konusudur ki dünyanın en büyük şanssızlığıdır. Peki şimdiye kadar böyle bir hayat sürdüysek ne yapacağız? Yok mudur bunun bir hal çaresi? Kıymetli izleyenler olmaz mı? Tevbe ettikten sonra af olunmayacak günah yoktur. Ancak günahın affedilip affedilmeyeceğini bilemeyiz. Tevbe ettikten sonra Allah dilerse affeder, dilerse affetmez. Bunun için tevbemizin kabul şartlarına uygun olması gerekir. Şartlarına uygun olarak yapılan tevbeyi Allah affedeceğini bildiriyor. Haramların ve günahların sayısı bir hayli fazla olsa da şunları unutmamalıyız. Helal dairesi haram dairesinden daha geniştir. Her haramın helal dairesinde telafi şekli muhakkak vardır. Harama girmeye lüzum yoktur. Günahlardan dönüş mümkündür. Attığımız adımın günah olduğunu fark ettiğimiz an, adımımızı geri çekmek, günahta sınırı aşmaktan kaçınmak ve tevbe etmek suretiyle sevaptaki derecelerimizi yükseltmemiz her zaman mümkündür. Dönüşü mümkün olan günahları ilelebet boynumuzda bir leke gibi görmektense pişmanlık ile Allah'a sığınmakla tevbe ve istiğfar ile arınmamız bize inşallah Allah'ın rızası kapılarını açacaktır. Son olaraksa konumuzu Yüce Rabbimizin sözüyle bitirmek istiyorum. Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah dilerse bütün günahları bağışlar. Doğrusu o çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Rabbimiz bizleri merhametine mazhar olanlardan eylesin ve böyle çirkin işlerden de bizleri beri kılsın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.